Başkanım ona. Baba ana da geldi. Bırak ki. Selamünaleyküm. Haydi pazarlarınız olsun. Haydi pazarlar. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Başkanım, adaylığınızı açıklamanızla birlikte esnaf ziyaretlerinize sık sık devam ediyorsunuz. Şu anda da sabahın erken saatlerinde hava daha aydınlanmadan Aksaray Ticaret Borsası hayvan pazarında ziyaretlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Burada atmosfer nasıl? Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim için her gün sabah başlıyor aslında. Bugün sizinle karşılaştık. Sabahta bereket vardır diyen bir babaydın evladı olarak büyüdük. Esnaflık kültüründe sabahta bereket vardır. Her gün biz sabah namazıyla başlıyoruz. Hamdolsun devam ediyoruz. Bekleyen işi kardeşlerimizle, sonra ekip arkadaşlarımızla bir çorba. Daha sonrasında normal günlük gezilerimiz başlıyor. Şu an buradayız. Aksaray geçiminin %80'in tarım ve hayvancılıkla tamamlayan bir şehir. Çok önemli bir şehir. Her alanı, her değeri bizim için çok kıymetli. Bunun için sadece çarşıdaki esnafımız, organizedeki yatırımcımız değil, memurlarımız değil. Biz bu şehrin her kesimine hitap etmek zorundayız. Her kesimine ulaşmak zorundayız. Çok şükür bugün kadrolarımız açıklandı. Açıklanan kadrolarda zaten diğer partilerden farkını bizim şehirdeki insanlarımız bunun karşılığını veriyor. Nasıl veriyor? Tamamen listemiz bugün çalışacak, Aksaray'a değer katacak, emek verecek insanlardan kurduk. Onlardan birisi de burada bizimle birlikte, Ayhan Özkök abimiz. O da bizimle birlikte devam edecek. Bu çok önemli Başak Hanım. Önemli olan toplumun her kesimine hitap edebilmek. Çünkü sorunları, sıkıntıları, eksikleri biz tek başımıza yapamayız. Bir ekiple yapmamız gerekiyor. Bir ortak istişareyle yapmamız gerekiyor. O konuda da biz burada evimizde ağırlandık hissini çok güzel aldık. Ayhan Başkanımızın sayesinde. Nereye gidersek gidelim, hamdolsun bizim milletimizin bize karşı gösterdiği teveccühe biz daha fazla samimiyetle yaklaşmaya çalışıyoruz. Ve diyorum her zaman bu iki etaplı bir seçim. İlk etap seçimi kazanmak, ikinci etap da 31 Mart'tan sonra milletimize mahcup olmamak. Biz bu noktadayız. Milletimize mahcup olmadan yolumuza devam edeceğiz. Başkanım, üreticilerle birlikte geldiniz. Sizce Milliyetçi Hareket Partisi'nde belediye başkan adayını destekliyorsunuz. Buradaki atmosfer nasıldı? Üreticilerimiz sizi nasıl karşıladı? Üreticilerimiz çok iyi karşıladı bizi. Allah razı olsun, başkanından rica ettik, geldi. Üreticilerimiz hallerini gördü. Baktı, insanlarımızın konuştu, itti. Ne gerekirse, hayvancılıkla ilgili ne gerekirse, belediyelerine ne gerekirse yapacağını teminatını verdi bizlere. Çok güzel bir şey oldu yani. Maşallah şöyle kendinize böyle mücadelemizde için bir şehir mesai hizmetini üretemez. Evet doğru. Esnaf kültürü. Allah razı olsun. Var mı? Hoş geldin. Allah iyilik versin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun arkadaşlar. Allah razı olsun. Doğru. Doğru. Keselim abi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kesiyor. Allah keselim. Ben vereyim bir tane. Allah vereyim. Abi bir tane kimi keselim. Keselim. Allah ben vereyim arkadaş. Çok sağ ol. Hayırlı olsun. Aksaray Canlı Hayvan Pazarı'nda Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı adayı İrfan Çıtak, Aksaray Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Özkök, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ve Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ile bir araya gelerek üreticilerin sorunlarını konuştu. Sayın üretici arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. İrfan Başkanımız aramızda. Bizi rica ettik, kırmadı geldi. Bizim sıkıntılarımızı dinlemeye. Evet, kıymetli hayvancılıkla uğraşan, elleri nasırlı, yürekleri vatan diye çarpan kıymetli kardeşlerim. Aksaray'ın kaderi olan tarım ve hayvancılık şehri olan Aksaray'ımızda bugün itibariyle görüyoruz ki aramızda genç, vizyoner, insanlara dokunabilen, gecenin bu saatinde saat 4'te aramızda bulunarak hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizi bizzat yerinde ziyaret ederek sektörün sorunlarını, sıkıntılarını dinlemeye geldiler. Ben buradan İrfan Çıtak Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bugün olduğu gibi belediye başkanlığını kazandıklarında da bizlerin sorun ve sıkıntılarını yaşamak için hep birlikte beraber olacağımıza ben kendisine güveniyorum. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar dileyerek yolunun bahtına açık olmasını diliyor. Mikrofonu kendine veriyorum. Sabahta bereket vardır. Maşallah hepiniz bereketin peşindesiniz. Yoğun bir işiniz var. Yorucu bir işiniz var. Bu emek kolay değil. Ama Allah hepinizden razı olsun. Sadece siz kendinizin değil bir şehrin, bir İç Anadolu'nun yükünü çekiyorsunuz. Bu yükü çeken emekçilerin yanında olmak da bize düşer. Sabah erken saatte biz buraya misafir olarak gelmek istemeyiz. Biz her zaman sizinle olmak istiyoruz. Belediyeyi yönetmek için önce ekibin olması lazım. Biz bu ekip birlikteliğini hamdolsun çok güzel kurduk. Şehrimizin her yerine nüfuz edecek insanlarla. Burası için de Ayhan Başkanımızla. Yeter mi? Yetmez. Bir şehir kendi ekibinle de yönetilmez. STK'larınızla yönetilir. Çok değerli insanlarla yönetilir. Sizlerle yönetilir. Yarın kazandıktan sonra bizim en çok ihtiyacımızın olacağı kişiler sizlersiniz. Bizi kazandıktan sonra yalnız bırakmayın. Sizden en çok istediğim şey bu. Çünkü biz kapalı kapılar ardında karar alan insanlar olmadık olmayacağız. Bu şehrin sorunlarını, sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah hep birlikte çözeceğiz. Hepinizin şimdi tam bu saatler ticaret vakti. Çok da vaktinizi almayayım. Hepinizden Allah razı olsun. Gönülden selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.